Şimdi evet, parasız yatılılık sınavında 1998'de çıkmış. Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey zamanında olmuştur? İlk Osmanlı parasının bastırılması. Evet, kim dönemine ait arkadaşlar? Bakırdan bir Osman para Bey'e ait hocam. bastırılmıştı. Kim? Osman Bey. Osman Osman Bey'e Bey ait zamanı hocam. arkadaşlar. Evet. Yaya ve atlı askeri birliklerin kurulması. Yaya ve müsellem demiştik arkadaşlar. Orhan Hocam. Gazi değil mi? Orhan Gazi. Orhan Gazi. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, devşirme sistemiyle Orhan kurulmuştu. Gazi Birinci yoksa Murat değil mi arkadaşlar? Mecnun. Osmanlıların Rumeli'ye geçişi. İlk kez Rumeli'de hangi toprak parçasını almıştık? Hatırlıyor musunuz? Hocam Hocam Çin Çin Kalesi. Kalesi. Çinpe Kalesi çok güzel arkadaşlar. Çinpe Kalesi'nin alınmasıyla ilk kez arkadaşlar Osmanlılar Rumeli'ye geçmişlerdi. Cevabımız arkadaşlar ne olacak? A Adana. şıkkı olacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam. Evet arkadaşlar devam edelim. Yine arkadaşlar ikinci soruya bakalım. Saruhan Beyliği ortadan kaldırıldı. Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. Şehzade Mustafa'nın çıkardığı ayaklanma bastırıldı. Şehzade Mustafa'dan kastı Düzmece Mustafa isyanı arkadaşlar. Venediklilerle de ilk kez deniz savaşı bu dönemde yapılmıştı. Evet cevabımız ne Çelebi Mehmet olmalı? Efendim? hocam. Çelebi Çelebi Mehmet. Mehmet değil mi arkadaşlar? Yani birinci Mehmet, ikinci Mehmet zaten Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar. Burada şunu bileceğiz. Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. Burada yenildik ama bu ilk tecrübe olması açısından önemli. Saruhan Beyliği ortadan kaldırıldı. Anadolu'daki beyliklerden bir tanesi ortadan kaldırılıyorsa amaç ne demiştik? Anadolu Atasevi Türk Siyasi hocam. Birliği'ni sağlamak arkadaşlar. Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük oranda ilk kez kimin döneminde sağlanmıştı? Yıldırım Bayezid. Son kez kimin döneminde sağlanacak? Yavuz Sultan Selim hocam. Yavuz Sultan Selim değil mi arkadaşlar? Dedesinin de beyliği olan hangi beylik? Bize son katılan beylik. Dulkadiroğlu. Dulkadiroğlu. Dulkadiroğulları'nın da bize katılmasıyla ne olacak arkadaşlar? Atasevi. ATTB son kez sağlanmış. Şehzade Mustafa'dan kasıt Düzmece Mustafa'dır arkadaşlar. Hatırlayalım. Yıldırım Bayezid ve Timur arasında yaşanan savaş sonucunda Timur'un esir düşmesi, hanımının da ve oğlu Şehzade Mustafa'yı da Timur beraberinde götürmüştü. Daha sonra arkadaşlar Timur vefat ettikten sonra bir yıl içerisinde Şehzade Mustafa tekrardan çıkıp gelmişti ve abisi Çelebi Mehmet'e karşı isyan çıkartmıştı. Çelebi Mehmet de onun arkadaşlar düzmece olduğunu yani gerçek Mustafa olmadığını arkadaşlar ifade ederek bu işten bu şekilde sıyrılmıştı. Evet, Fetret döneminde yaşanan bir olaydı arkadaşlar değil mi? Hocam İkinci aslında soruya gerçek bakalım. Mustafa değil mi hocam? Efendim? Hocam aslında gerçek Mustafa değil mi hocam? Düzmece Mustafa. Evet, gerçek Mustafa'ydı. Aşağıdakilerden Hocam. hangisi Osmanlılarda tımar sahibinin yetkilerinden biri değildir? Şimdi arkadaşlar tımar sistemi dediğimiz sistemi bir hatırlayalım. Tımar sistemi arkadaşlar devlet yani Osmanlı devleti savaşlarda başarı göstermiş olan kişilere tımar veriyordu arkadaşlar. Bir bölgeyi veriyordu. Onlar bu bölgedeki arkadaşlar üretimi, istihdamı sağlıyorlardı. Bölgeyi koruyacak asker yetiştiriyorlardı. Bu askerlerin arkadaşlar ücretlerini, teçhizatlarını buranın gelirleriyle elde ediyorlardı. Hatta bu bölgeden elde edilen gelirle devlete vergi ödüyorlardı. Savaş zamanında buradaki asker tımarlı sipahi orduya destek için yola çıkıyordu. Yani Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar birçok problemini tımar sistemi üzerinden çözdüğünü anlatmıştık. Şimdi Hocam. arkadaşlar efendim. Hocam yani çok da mantıklı hocam. Tam savaşa yenilirken ok atacaklar filan kurtulacak. Ya. Şimdi arkadaşlar asker yetiştiriyor mu tımar sistemi? Evet hocam Tımarlı tımarlı sipahi yetiştiriyor. Vergi topluyor mu? Evet hocam. Üretimde Evet hocam. devamlılığı, sürekliliği Evet. sağlıyor mu? Evet. Peki Evet. devletin bütçesini hazırlama tımar beyi midir? Tımarlı sipahilerin görevi midir? Kimin görevidir devlet bütçesini hazırlama? Hayır. Defterdar. Defterdarın Evet. değil mi arkadaşlar? Efendim? Evet. Devlet bütçesini hazırlama görevi arkadaşlar defterdara ait bir görevdir demiştik arkadaşlar. Yani Divan-ı Hümayun'da konuşulacak bir konudur. Tımarla ilgisi yoktur. Peki dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen şemada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Evet, Osmanlıların Balkanların fethi için yaptığı savaşlar.
İkinci Kosova, birinci Kosova, Nibolu. Evet, buraya arkadaşlar bunlardan hangisi yazılır sizce? Varna'cı. Varna Varna Savaşı. yazılır. Hemen Varna Savaşı. burayla ilgili Varna. kuruluş dönemi Osmanlı Devleti'nin evet Haçlılarla yaptığı savaşları ben nasıl kodlamıştım size? Sınav Sınav 2. iki. Sınav 2. Sınav 2 şeklinde kodlamıştım arkadaşlar. Evet, neydi bu savaş? Sırp Sırp Sınırı. Sırp Dındığı. Şu. Birinci Birinci Kosova. Kosova. Birinci Kosova. Şu. Nibolu. Nibolu Savaşı. Evet şu. Varna. Varna. Varna Savaşı. En alttaki. İkinci Kosova. İkinci Kosova. Hatta şöyle söylemiştim arkadaşlar size. İlk ikisi birinci Murat. Değil mi? Evet, İlk işte ikisi birinci Murat. Son ikisi ikinci ikinci. Murat. Ortaya da ne düştü demiştim? Yıldırım Beyazıt'ın Ortaya birinci. da Yıldırım düştü demiştik arkadaşlar. Bu da Yıldırım Bayezid'dir arkadaşlar. Genellikle bize yanıltıcı olarak şunu sorarlar dedim. Sınav 2'nin A'sı. Değil mi arkadaşlar? Bu yok. Genellikle bize çeldirici olarak bunu sorarlar. Ankara Savaşı'nı sorarlar demiştik arkadaşlar. Fakat burada hangisi yazılacak dediği için Ankara Savaşı değil arkadaşlar. Cevabımız ne Var. olmalı? Var mı? Var mı? Varna Savaşı. Var. Varna Savaşı hangi padişah döneminde? İkinci Murat. Sultan II. Murat döneminde diyeceğiz arkadaşlar. Anlaşılıyor mu? Evet. Anlaşılıyor. Evet. Evet. 2009 SBS'de çıkmış bir sınav. Şimdiki LGS'nin eski ismi arkadaşlar SBS'ydi. TEOG'dan önce. Bir bakalım sınavda nasıl bir soru sorulmuş. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede genişlemesinin sebeplerinden bazıları şunlardır. Şimdi biz bunu yazmadan önce şunu bir söyleyelim arkadaşlar size. Bir tablo halinde ben size arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin büyümesinde etki eden kurum ve kuruluşlardan bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şöyle bir tablo yapmıştım arkadaşlar. Biraz daha uzundu. İkiye bölmüştüm. Son arkadaşlar demiştim ki mesela Ahiyani Rum. Sonra ne demiştim? Baciyani Rum. Başka ne demiştim? Abdalanı Rum. Abdalanı Rum. Başka ne demiştim? Fakiyani Rum demiştim. Bunların da ne olduklarını söylemiştik. Ahireyani Rum neydi? Ahilik Teşkilatı. Yani Anadolu Bu Esnaf Teşkilatı. Baciyani Rum Anadolu bacıları yani kadınlar. Anadolu kadınları. Evet, Abdalanı Rum Anadolu Dervişler. devletleri. Anadolu dervişleri Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi değil mi? Fakiyani Rum Anadolu fakihleri yani Anadolu hocaları yani Alimler. Anadolu alimleri. Bunlar da bizi desteklemişlerdi. Bunlar bizim iç sebeplerimiz. Bir de arkadaşlar başka etkenler vardı. Bakalım arkadaşlar. Oğullardan kaçan birçok Oğuz boyunun Osmanlılara katılması. Evet, Osmanlı'ya Türkler katılmışlar. Komşu Türk beylikleriyle barış içinde yaşamış. Yani önce arkadaşlar küfre, küffara, kafirin üzerine yürümüş. Kendi içindeki arkadaşlar Türklere değil. Yöneticilerinin yetenekli olması. Evet Fatih gibi, Yavuz gibi arkadaşlar. Birinci Murat gibi, Orhan Gazi gibi, Osman Gazi gibi, Yıldırım gibi arkadaşlar. Büyük evet padişahlar var ilk dönemde. Taht kavgaları ve iç karışıklıklar içinde bulunan Bizans sınırında kurulması. Bizans kendi içinde karışıklık yaşıyor arkadaşlar. Onlar bu iç karışıklığı yaşarken sen bu iç karışıklığın içerisinde ne yapmışsın? Yükselişe geçmişsin arkadaşlar. Doğanın kanunudur. Doğanın demeyelim Allah'ın kanunudur arkadaşlar. Sünnetullah'tır. Her yükselen ne olur? Bir gün Düşer mi? düşer arkadaşlar. Her Düşer. yükselen muhakkak düşer. Kaç numaralı kutuda verilen bilgi Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede genişlemesinde coğrafi konumunun öneminden bahsetmiştir. Osmanlı'nın coğrafi konumu nerede? Hemen bana bir söyleyin bakalım. Hocam komşu Türk soruları. Arkadaşlar şuraya saçma bir şey çizelim. Anadolu haritası çizelim. Şuradaki devletin ismi ne o dönemde? Bizans. Bizans. Buradaki devletin ismi Bizans arkadaşlar. Bizans'ın olduğu yerde ne kuruldu sınırında? Osmanlı Beyliği. Osmanlı İkinci Beyliği. Beylikler dönemini hatırlayalım. Yani bir uç beyliği değil mi arkadaşlar? Uç beyliği olması, Bizans sınırında kurulması Osmanlı'nın diğer beyliklere göre avantajlı arkadaşlar. Evet, altıncı soruya bakalım. Sesi de kapatalım. Evet.
Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı emir hakkını kullanabilir misin dostum? Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı faydalardan birisi değildir? Tımar sistemiyle ilgili soruyu biraz önce çözdük. Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın arttırılması. Bu kimin görevidir gençler? İlk dönemde. Esnaf teşkilatının ismi neydi? Ahiler. Ahilin görevi arkadaşlar. Tımarlı sipahinin, tımar sisteminin böyle bir görevi var mı? Tımar arkadaşlar en temel görevi üretimde ne yapması? Sürekliliği sağlaması. Hazineye yük olmadan atlı asker yetiştirir mi? Tımar. Aynen. Yetiştirir. Aşağıda devletin otoritesini, gücünü, güvenliğini sağlar mı? Evet. Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlar mı? Evet. Mesela arkadaşlar 2 yıl üst üste ekmezse toprağı ne yapıyor arkadaşlar? Tımar sahibinin elinden devlet alıyor. Sonuç itibariyle toprak devletin arkadaşlar. Evet. Bir şey mi söyleyeceksin? Hocam. Evet. Hocam yukarıda taşra falan yazıyordu ya, o ne demek? Taşra köy arkadaşlar. Merkezden uzak olan yerler. Tamam. Evet, şu yedinci soruya bakalım. Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda fethettikleri yerlere Anadolu'dan getirdikleri konar göçer Türkmenleri yerleştirmiştir. Size göre Osmanlıların bu uygulamasının amacı ne olabilir? Arkadaşlar hiç sorudaki testlere bakmayalım. Yerleştiriyormuş. Ne politikası? İskan politikası arkadaşlar. 1. Murat döneminde profesyonel şekilde yapılmaya başlanmıştı. Hatırlayın. Anadolu'dakileri alıp Balkanlara, orada problem çıkartma ihtimali olanları da getirip Anadolu'ya yerleştiriyordu arkadaşlar. Böylece bölgedeki ne oluyordu arkadaşlar? Yapı Türkleşiyordu ve Müslümanlaşıyordu arkadaşlar. Balkanlar bu şekilde İslamlaştı. Türk beylikleri arkadaşlar, konar göçer Türkmenler, göçebe olan Türkmenler bölgeye yerleştirildi ki bölgedeki Türk nüfusu arttı ve haliyle ne olmaya başladı arkadaşlar? Bölge İslamlaşmaya başladı ve kalıcı egemenlik kuruldu. Bu durumda cevabımız ne olmalı? C. Evet, 7. sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı arkadaşlar. 8. soruya bakıyorum. Evet, bu ne diyor arkadaşlar? Devşirme sistemine göre alınıp eğitilen doğrudan padişaha bağlı maaşlı ve sürekli askerleriz. Arkadaşlar bana devşirme sisteminin ne olduğunu kim söyleyecek? Hocam ben söyleyeyim mi? Söyle İmirhan. Hocam fethettiği yerlerdeki hocam kuvvetli çocukların hocam ailelerinden izin alıp hocam Anadolu'ya getiriyordu. Anadolu'da hocam yetiştirilip devlete fayda sağlıyordu hocam. Evet arkadaşlar, devşirme kelime anlamı olarak değiştirmek demek. Emirhan'ın da söylediği gibi Balkanlarda yaşayan ailelerin kendi istekleriyle, rızalarıyla çocuklarını vermeleri ve bunun sonucunda bu çocuklar İstanbul'a getiriliyorlar. Önce acemi oğlanlar teşkilatına, okuluna kaydediliyor arkadaşlar. Tabi bu süre zarfında Türk ailelerin yanında kalarak da Türk kültürü üzerine yetişiyorlar. Acemi oğlanlar ocağındaki eğitimlerini tamamladıktan sonra başarılı olanlar arkadaşlar, askeri anlamda başarılı olanlar, evet, nereye? Yeniçeri Teşkilatı'na. Daha çok arkadaşlar bürokrat eğilimli olan, devlet yönetmeye kapasitesi olan, yeteneği olan, ilgisi olan çocuklar ise Enderun Mektebi'ne alınıyorlardı. Biz bu sisteme devşirme sistemi diyorduk. Devşirme sisteminin en önemli arkadaşlar yapısını oluşturan askeri ocak ise hangi ocakmış? Yeniçeri Teşkilatı'ymış arkadaşlar. Evet, 9. soruya bakıyorum. Osmanlılar kuruluş döneminde büyük askeri zaferler kazanmışlardır diyen Ayşe, aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne örnek gösteremez? Arkadaşlar, buraya baktığımız zaman Nibolu Savaşı Haçlılarla 20. Bayezid döneminde yapılmış, kazanılmış mıdır? Kazanılmıştır. Varna Savaşı 2. Murat döneminde yapılmıştır. Emirhan, sen sesi kapat dostum, cızırtı geliyor. Varna Savaşı 2. arkadaşlar Murat döneminde Haçlılarla yapılmış bir savaştır, kazanılmıştır. 1. Kosova Savaşı 1. Murat döneminde yine Haçlılarla yapılmış bir savaştır, kazanılmıştır. Fakat Ankara Savaşı Haçlılarla değil arkadaşlar. Evet, bir Türk devleti olan Timur Devleti'nin arkadaşlar başındaki Timur'la yapılmıştır ve Yıldırım Bayezid bu savaşta arkadaşlar esir düşmüştür. Yani biz bu savaşta yenildik.
Zafer değil. Zaten soruda bizden neyi soruyor? Evet, zafer arasında gösterilemez olanını soruyor. Ankara Savaşı'nı arkadaşlar bir zafer olarak ne yapamayız? Gösteremeyiz. Peki, devam edelim. Şu 14. soruya bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Bursa ve Denizli gibi şehirleri özellikle aşağıdakilerden hangisiyle ün yapmıştır? 14. soru hakkında fikri olan var mı? Hocam dokumacılık. Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde Bursa ve Denizli deyince aklımıza arkadaşlar dokumacılık gelecek. 10. soruya bakalım. Geçelim 10. soru biraz daha arkadaşlar. 6. sınıf müfredatı. Anadolu'daki 15. soruya bakalım. Anadolu'daki diğer Türk beyliklerini hakimiyetine alarak siyasi birliğini büyük ölçüde gerçekleştiren Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Anadolu'da büyük oranda ilk kez ATSB'yi sağlayan padişah kimdir? Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid'dir arkadaşlar. Peki 11. soruya bakalım arkadaşlar. Osmanlı ordusuyla ilgili bir soru. Osmanlı ordusunda havan toplarını ve elle atılan içi patlayıcı madde ile dolu gülleleri yapan ve kullanan teknik sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Topçular. Topçular değil arkadaşlar. Burada daha çok gülle el bombası yapanını soruyor. Elle atılan bak. Elle atılan içi patlayıcı madde ile dolu. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde el bombası yapan ekibe, teknik sınıfa humbaracılar deniliyor. Topçuları zaten biraz önce söyledik. Cebeciler silah tamiratı yapıyorlar. Akıncılar kimdi? Hatırlayalım. Hocam akıncılar da keşif amaçlı değil miydi? Evet, keşif amaçlı. Önceden arkadaşlar bölgeye giden öncü birliklere verilen isim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 12. soruyu çözüyorum. Bütün ihtiyaçları dirlik sahipleri tarafından karşılanan askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Dirlik dediğimiz toprak arkadaşlar. Tımarlı sipahi. Evet, tımarlı sipahiler arkadaşlar. Peki 16. soruya bakalım. Hafif atlı birlikler olup sınır boylarında bulunan öncü kuvvetlermiş. Tımarlı sipahi. Bak, tımarlı sipahi olamaz. Tımarlı sipahi dediğimi savaş zamanında akıncılar destek gönderiyor. Evet. Akıncılar. Akıncılar tabii ki arkadaşlar. Tımarlı sipahi, tımar bölgesinde arkadaşlar bölgenin güvenliğini sağlayan, savaş zamanında orduya katılan kişiler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, devam ediyorum. Merkeze bağlı güçlü ve daimi bir ordunun kurulması aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi zamanında gerçekleştirmiştir? Soruyu şöyle de sorabiliriz. Yaya ve kütlenem orduları kim döneminde kurulmuştur? Hocam anlamadım. Yaya ve müsellem ordusu. 17. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da ilk kez güçlü ve daimi bir ordu kuran padişah kimdir? Yaya ve müsellem ordusunu kuran kimdir? Birinci Murat değil mi? Birinci Murat'tır arkadaşlar. İlk kez düzenli birinci orduyu oluşturan kişi birinci Murat Hüdavendigâr'dır arkadaşlar. Peki devam edelim. Birkaç soru daha çözelim. Şunu bir silelim önce. Osmanlı savaş gemilerinin yapıldığı Tersane-i Amire aşağıdaki illerin hangisinde kurulmuştur? Arkadaşlar Tersane-i Amire İstanbul'da kurulmuştur. Bu bilgiyi vermiş olalım. Şimdi şurada bir soru var. En son işlediğimiz konu 19. soru. Yeniçeri Ocağı kaç yılında kim tarafından kaldırılmıştır? Hadi bakalım. Selim değil. Hocam ikinci... Aman ikinci Mahmut. 3. Selim tarafından 1989'da. Oğlum 1989 diye bir tarih var mı? Bak bakayım da oraya. Arkadaşlar. Hocam 2. Mahmut değil. Evet 2. Mahmut. 1826 yılında. Evet 2. Mahmut tarafından arkadaşlar. Hocam Selim değil miydi ya? Arkadaşlar Selim değil. 1826 yılında 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Yerine evet Elif Azra hatırlıyor musun? Kurulan ordunun ismini. Hocam şey Muhammediye. Asakir'i
Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur arkadaşlar. Bu olaya ne demişlerdir arkadaşlar? Vakai Hayriye. Vakai Hayriye denilmiştir arkadaşlar. Hayriye. En hayırlı olay anlamında Vakai Hayriye denilmiştir. Çünkü Yeniçeri Teşkilatı Osmanlı'ya son dönemde fazlaca sıkıntı vermiş olan bir arkadaşlar teşkilattır. 23. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Süvarileri bölümlerindendir? Kapıkulu Süvarileri bölümündendir arkadaşlar. Burada arkadaşlar biraz size ağır gelebilir. Bunun cevabını sadece verelim geçelim. Sol garipler diyeceğiz arkadaşlar. Padişahın yanı başındadır arkadaşlar. Bunlar da savaş esnasında. Peki biraz şöyle ilerleyelim. 1402-1413 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin yaşadığı Fetret Devri'ni sonlandıran Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Fetret dönemini sonlandıran padişah kimdir arkadaşlar? Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet'tir Çelebi değil mi? Mehmet. Kardeşleri Çelebi Musa, Çelebi İsa, Çelebi Süleyman ve Çelebi Mustafa'yı arkadaşlar ne yapmıştır? Etkisiz hale getirerek Fetret Devri'nin içinden çıkmıştır arkadaşlar. Çelebi Mehmet dediğimiz kişi birinci Mehmet olarak da ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nin kısa sürede genişlemesinde, büyümesinde aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur? 21. soruya bakalım arkadaşlar. Ahilerin Hocam bizden... desteği... Bizans'ın sınırında kurulmuş olması değil mi? Ganimet elde etme isteği, Bizans sınırında kurulmuş olma isteği, ilk padişahların savaşçı kişilikleri. Arkadaşlar bunların içerisinde en önemlisi coğrafi olarak arkadaşlar nerede kurulmuş olması? Bizans sınırında Bizans kurulmuş sınırında. Olması son derece önemli. Çünkü Osmanlı Beyliği, evet Kösedağ Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış olan ikinci beylikler içerisindeki en önemli beyliklerden bir tanesi. Karamanoğulları Beyliği de önemli ama Bizans sınırında kurulmuş olması, bir uç beyliği olması, evet Osmanlı'yı diğerlerine göre biraz daha arkadaşlar ayrıcalıklı hale getirmiştir diyeceğiz. Devam edelim. Yine bakın Fetret Devri'ni sona erdiren Osmanlı padişahı hep sorulmuş arkadaşlar. Çelebi Mehmet. Yaya ve Müsellem'i kuran padişah kimdi? Düzenli orduyu. Orhan Bey değil Orhan mi? Arkadaşlar herkes bir 26. soruya bir baksın. Evet ilk düzenli arkadaşlar Yaya ve Müsellem ordusu. Orhan Bey. Orhan Bey. Bakın 31. Hocam. Soruda yine arkadaşlar aynı soruyu tekrar sormuş. Hocam. Peki, efendim. Hocam ben 26. soru bende şu an yok. Şu an ekran kapalı yani karardı. Tamam. Diğer arkadaşlar sizde var mı ekran? Var hocam. Evet. Tamam. Seninle ilgili bir problem herhalde Firdevs. Şurada arkadaşlar 27. soruya bir bakalım. Osmanlı Devleti fethettiği bölgeye Anadolu'dan getirdikleri konar göçer Türkmenleri yerleştiriyor. Yerleştirme politikamızın ismi neydi? İskan politikası. İskan politikası arkadaşlar. Bu kadar basit. Amaç ne? Bunlardan bakın vergi de almıyormuş arkadaşlar. Böylece bölge Türkleştiriliyor ve egemenliği kalıcı hale gelmiş oluyor. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerden itibaren iskan politikasını uygulamış. Peki aşağıdakilerden hangisi atlı askerlerden oluşan askeri sınıftır? Ne diyorsunuz 32. soruya? Tımarlı Sipahi bir atlı birliğidir. Bakalım 29. soruya bakalım. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Osmanlılar Balkanlarda kesin olarak Türk egemenliği sağlamıştır? Hemen arkadaşlar o söylediğimiz kronolojiyi hatırla. Bunu bak ben size kronolojik olarak verdim. Sınav 2. Değil mi? Ne savaşı mı? Arkadaşlar en son hangisini yazdık şu anda? İkinci Kosova. İkinci Kosova. En son yaptığımız savaş arkadaşlar bizim oradaki kalıcılığımızı sağlamaz mı? Evet hocam. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? İkinci Kosova. İkinci Kosova. 34. soruya bakalım. Osmanlı Beyliği'nin Bizans sınırında kurulması aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan etkili olmuştur? Doğrudan etkili olmuştur arkadaşlar. Bu arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Osmanlı fetihlerini daha çok hangi yönde yaptı? Doğu mu batı mı? Batı. Arkadaşlar şuradaki devletin ismi ne?
Bizans. Bizans. Peki sen nerede kurulmuşsun? Nasıl konuşuyor? Şurada kurulmuşsun. Bizans'ın dibinde. Sürekli batıya doğru, o zaman bu senin nene sebep olacak? Batıya doğru genişlemene. Yani fetihlerinin yönünün batı yönünde olmasına doğrudan etki edecek arkadaşlar. Bu coğrafi ayrıcalık, bu stratejik konu. Oğuzların Kayboyuna bağlı Türklerin Söğüt ve Domaniş çevresinde kurduğu beylik aşağıdakilerden hangisidir? Söğüt ve Domaniş çevresinde kurulan ikinci beylikler arasında bulunan hangisi arkadaşlar? Karamanoğulları hocam. Karamanoğulları adı üstünde nerede kuruldu? Karaman'da kuruldu. Söğüt. Söğüt ve Domaniş'te kurulan hangisi arkadaşlar? Lütfen. Yani. Osmanlı beyim. Osmanlı. Hocam ben de gözükmedi de soru o yüzden. Şu an gözüküyor mu soru? Geldi hocam. Ya benim önümde bir tane ekran vardı hocam. Evet arkadaşlar. Söğüt ve Domaniş'te kurulan, evet, Kayı boyu diyor. Kayı. Osmanlı. Ya, ya. Kayı boyu arkadaşlar hangisi? Osmanlı değil mi? Osmanlı. Evet, devam ediyorum. Birkaç soru daha çözelim arkadaşlar. Şu soruyu da çözüp bitirelim isterseniz. 38. soruyu. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa babasından bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir? Babasına ne demiş bakalım? Devlette sultanımın yardımıyla Rumeli fethedilmeye başlandı. Düşman zayıftır. Bu tarafa fethedilen hisarlara koymaya çok adam gerek. Lütfedip bana yarar yoldaş gönderiniz. Ne istiyor arkadaşlar? Yardım istiyor. Ne için? Fethetmek için. Arkadaşlar bu bölgede ne yapmak için? Kalıcı olmak için babasından ne istiyor? Asker istiyor arkadaşlar. Düşmanın da bakın kendi içinde karışıklık içinde olduğunu, düşmanın zayıf olduğunu da burada ifade etmiş arkadaşlar Süleyman Paşa. Evet, Rumeli'nin fethedilmesiyle ilgili, Rumeli'ye yerleştirmeyle ilgili, İskan politikasıyla ilgili de konuşmuştuk. Son kez şu bilgiyi de hatırlatalım. Rumeli'ye ilk kez nasıl geçtik arkadaşlar? İlk geçtiğimiz olay hangisi? Çimpe Kalesi. Evet, bugün arkadaşlar dersimizde kuruluş döneminde gerçekleşen olaylar, Osmanlı Devleti'nin askeri yapısıyla ilgili bazı arkadaşlar sorular üzerinde durduk. Çıkmış sorular üzerinden konuyu anlamaya çalıştık. Hafta sonu yapılacak olan deneme sınavına da arkadaşlar bu konu sizin için bir hazırlık olur inşallah. Sormak istediğiniz var mı? Hocam. Yok. Peki. Yok hocam. Katılımınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz hocam.